Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allahu Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin hayırlarını erdirsin, şerlerinden korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyarak sohbet etmek istiyorum. Okumak istediğim birinci hadisi şerif Taberani tarafından rivayet edilmiş. Allah rahmet eylesin o hadis alimine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki İn ahbettum en yuhibbekumullahu ve resuluhu fe eddu ize tümintum ve astakû ize haddestum ve ahsinu civare men caverekum. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Resulullah Efendimizin sözleri elbette sözlerin en güzeli, en doğrusudur. Allah şefaatine erdirsin. Bakın ne güzel bir ümitlendirici başlangıç var hadis-i şerifin başında. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İn ahbettum en yuhibbekumullahu ve resuluh. Eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, ne kadar güzel, istemez olur muyuz? Canımız feda, her şeyimiz feda. Zaten her şeyimiz Allah'tan, efendim her şeyimiz Allah yoluna feda olsun. Resulullah'ın efendim aşkına, yoluna feda olsun her şeyimiz. İsteriz tabii. Eğer siz Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini isterseniz diye başlıyor Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifine. İstemez miyiz? Canı gönülden istiyoruz. Onu o halde can kulağıyla dinleyelim. Ne emrediyor arkasından? İstiyoruz. Yani bu emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah da bizi sevecek. Resulü Muhammed-i Mustafa'sı da sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesira, o da sevecek. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu ve La İlahe Gayru sevecek alemlerin Rabbi ve Resulü sevecek. Ne kadar güzel. Can kulağıyla dinliyoruz. Emrediyor Efendimiz. O sevgiyi kazanmak istiyorsanız şunları yapın diye emrediyor. Fe eddu ize tümintüm. Size emniyet olunduğu, güvenildiği, size bir emanet verildiği zaman siz o emaneti geriye iade ediniz, veriniz. Ve astakû izâ haddestüm. Konuştuğunuz zaman doğru konuşunuz. Ve ahsinû civâre men câverekûm. Sizin etrafınızda oturan, bulunan insanların hakkını verin, komşuluğunu güzel yapın. Efendim, onlarla iyi münasebetlerinizi sürdürün, münasebetlerinizi iyi eyleyin manasına. Bunların hepsi kolay. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla yapabileceğimiz şeyler. O halde biraz üzerinde duralım, açıklayalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, size bir şey emanet olunduğu zaman onu ödeyiniz. Geriye veriniz. Tabii emanet bahis konusu olduğu zaman emanet nedir diye bir soru sorulacak. Onun izahı. Önemli bir konu. Emanet çünkü çok geniş bir kavram. Çok manalar taşıyan, derin manalar taşıyan bir kelime. Emanet en basit manasıyla sizin de hemen şu anda anladığınız, kabul ettiğiniz manasıyla birisinin size bir zaman için koruyiver şunu diye verdiği bir parayı veya eşyayı veya daha başka bir varlığı. Efendim geriye gelip hadi artık sana verdiğim şeyi bana geri ver. Benim diye senin yanına bir müddet için bırakmıştım ya, emanet bırakmıştım ya, işte onu geri ver dediği zaman vermek. Şimdi bu bir tabii en basit manasıyla hatıra gelen bu bahis konusu. İslam'ın emirlerinde tabaka tabaka,
mertebe mertebe, derece derece yücelerden yücelere doğru, aşağılardan yukarılara doğru her insanın gönlüne ve seviyesine hitap eden bir hal vardır. Yani Allah'ın emrini dağdaki çoban da anlar, kendi seviyesine göre uygular. Çok büyük bir filozof, çok büyük bir alim de anlar, o da kendi seviyesine göre uygular. Tabii akılları nispetinde Allah'ın o emrinden manayı çıkartırlar. İrfanları nispetinde uygularlar. Ona göre de tabii sevapları çok olur. Yani irfanı dar olan, az olan, anlayışı kıt olan, sade ve basit olan bir sevap alır ama irfanı derin olan, arif olan, kamil olan, efendim, mukarreb olan, çok yüksek olan insanın sevabı da çok fazla olur. Tabii birisi sana malını vermiş. Hani eski devirde gidelim zamanın içinden şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı ve bu mübarek hadislerini söylediği toplumun içine, o zamana, tarihin o sayfalarına gidelim. O zaman ne oluyordu? O zaman toplum, hele Peygamber Efendimizin içinde yetiştiği Hicaz ahalisi sade ve basit bir hayat sürüyorlardı. İmkanları azdı. Lüksleri, refahları yoktu. Geçim sıkıntısı içinde hayatlarını sürdürme mücadelesi veriyorlardı. Yiyecekleri kıttı. Kıtlık çekiyorlardı. Sıcaktan yanıyorlardı. Suları azdı. Evleri basitti. Efendim, tabii İslam geldiği zaman insanlara birbirlerini sevmesini emretti. Birbirlerine yardım etmelerini emretti. Zenginin fakiri kollamasını, kendi imkanlarını ona vermesini, kendi imkanlarından fakirlerin de istifade etmesini sağlamasını istedi. Zekatı farz kıldı. Sadakaları emretti. Efendim, malıyla efendim, insanın yapacağı hayırların çok sevaplı olduğunu bildirdi. Servetin adil dağıtılmasını, efendim, yoksulların bunlardan istifade etmesini, acizlerin korunup kullanmasını sağladı. İslam çok sosyal yönü çok kıymetli olan bir sistem. Yani hani sosyal adalet diyorlar, 20. yüzyılın insanları sosyal devlet diyorlar. İnsanların haklarını koruyan, kollayan devlet. Yani İslam kadar sosyal adaleti, efendim, insanların hukukunu koruyan, insanlara acıyan, insanları birbirlerine bağlayan, insanları birbirlerine sevdiren, insanları birbirlerine fedakarca, kardeşçe, efendim, hizmet ettiren, sevap kazanmak aşkıyla fedakarlık yaptıran bir başka sistem olamaz. En mükemmel sistem bu bakımdan İslam. Tabii İslam bunları sağladı. Ondan sonra Allah'ın dinini yaymak için, hakkın, hakikatin hakim olmasını sağlamak için, haksızlıkların, zulümlerin, istismarların, sömürmelerin, insanların insanlara zulmetmesinin engellenmesi için cihadı emretti. Yani hiçbir zalim bir mazlumu asıp kesip öldüremeyecek. Hiçbir efendim açık göz başkalarının malını, efendim, servetini haksız yere sömüremeyecek. Efendim, hiçbir kötü insan zorbalığa dayanarak kötülüğünü, efendim, sürdüremeyecek. Efendim, bir takım güçlü kuvvetli herifler halkın ensesinde, tabirle efendim söyleyelim, boza pişirmeyecek. Yani onu vurup kırıp ezip mağdur duruma getirmeyecek diye İslam ağırlığını koydu ve bunun için bir mücadele başlattı. Tabii bu mücadelenin iki yönü var. İnsanları bir içten eğitmek yönü var. Bir insanın iyi insan olması için ilk önce içinde bir mücadele olması lazım. Bunu koydu. İnsanın nefsiyle cihadını koydu İslam. Çünkü kötü insanlar da kendi nefsinin esiri, şeytanın esiri olduğu için kötü oluyor. En mühim cihat insanın kendi nefsiyle cihat etmesidir diye İslam bunu getirdi, koydu. Herkes kendi içindeki kötü duygularla, kendi nefsiyle, kendi şeytanıyla mücadele edecek, onu yenecek. En büyük cihat bu. Bu olduğu zaman zaten öteki cihada lüzum kalmayacak. Herkes karşısındakinin hakkını verecek, karşısındakini sevecek, ona efendim
iyi davranacak. Böylece dünyada özlenen insanca yaşayış tahakkuk edecek. O bakımdan o büyük cihat. Tabi bir de normal cihat dediğimiz zaman hatırımıza gelen düşmanla savaşmak hususu var. Tabi bunu da emretti. Onun için birçok kimse Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla mücahit oldular. Murabıt oldular. Murabıt biliyorsunuz hudutlardaki rıbat denilen kalelere gidip orada nöbet tutan, böylece İslam aleminin, İslam devletinin emniyetini, güvenini, insanların huzur içinde rahatça, korkusuz yaşamalarını sağlayan fedakar insanlar demek. O, bunlar çok sevaplı olduğu için insanlar kalktılar, bu yerlere gittiler. Ailesiyle vedalaştı, büyüklerinin elini öptüler, neyse, helallık dilediler. Allah'a ısmarladık, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hudutlarda Allah rızası için beklemeye gidiyorum. Allah rızası için düşmanla cihat etmeye gidiyorum. Allah rızası için İslam'ı dünyanın her yerini yaymaya gidiyorum. Peki malları mülkleri ne olacak? Mesela bir insan gidiyor, parası pulu ne olacak? Al. Filanca kardeşine gidiyor, komşusuna, tanıdığına, akrabasına, dostuna. Bunlar şu sandık senin yanında kalsın, ben gelince alacağım. Gelinceye kadar evde olsa, evde kimse yok. Efendim telef olabilir, çalınabilir, alınabilir. Bu sende kalsın. İşte bu bir emanet. Veyahut efendim daha başka şeyler, yani ben bir misalle böyle söyledim, işte bu emanetler. Adam geri geldiği zaman ver sandığımı deyince, çekmecemi, kasamı deyince tabii verilmesi lazım. En basiti bu. En basit toplum içindeki emanete efendim riayet etmek, emaneti korumak, ondan sonra da sahibine vermek deyince hatıra gelen bu. Bunu mümin insan böyle yapar. Münafık ne yapar? İmanı zayıf, dışı mümin, içi bozuk insan ne yapar? Vermedin öyle bir şey der, yok der, kayboldu der, efendim telef oldu der. Yani emanetin üstüne yatar, emanetine geri vermez. Tabii bu bir çeşit hırsızlık, bir çeşit büyük haksızlık, bir çeşit büyük zulüm. Bunun böyle olmaması lazım, emanetin sahibine verilmesi lazım. Tamam, sade bir insanın basit ilk anda hatırına gelen emaneti yerine getirmek, emaneti sahibine geri vermek manası bu. Bunu yaptığında Allah Resulullah sever. Gerçekten işte birisinin hakkını çiğnemiyorsun, yutmuyorsun, hiç etmiyorsun, gasp etmiyorsun, efendim yalanla dolanla kendine çekmiyorsun, almıyorsun, sahibine veriyorsun. Zaten senin değil, efendim veriyorsun. Tamam, Allah sever. Ama emanet sadece bu değil. İnsanın evlatları efendim anne babaya emanet. Ondan sonra efendim bu şeriat, Allah'ın ahkamı efendim bize bir emanet. Biz bu emanete riayet etmeliyiz. Onu yerine getirmeliyiz. O ahkama göre yaşamalıyız. Geniş manaları var emanetin. Şu vatan ecdadımızın bize emaneti. Efendim bunu korumamız lazım. İşte böyle emanet halka halka, ufuk ufuk genişliyor. Yükseldikçe, insanın kalitesi yükseldikçe emanetin sahası da genişliyor. Bütün emanetlere insanın riayet etmesi lazım. Kendisine bir şey verildi mi sahibi istediği zaman geriye onu vermek lazım. Muhafaza edeceksiniz, koruyacaksınız, istendiği zaman geri vereceksiniz. Allah'ın emaneti çocuklarınız, onları iyi koruyacaksınız, mümin yetiştireceksiniz, iyi terbiye edeceksiniz. Efendim ondan sonra topluma faydalı insanlar olacaklar. Allah size iman vermiş, iman bir emanet efendim nasip etmiş. Bu imanı koruyacaksınız, imanınızı zedelettirmeyeceksiniz. Allah size din vermiş, sizi ümmeti Muhammed'den kılmış. Efendim o dini koruyacaksınız, o bir emanet. Allah size efendim ahkamını indirmiş, o ahkam emanet, o emanete riayet edeceksiniz, onu rafa kaldırmayacaksınız, çiğnemeyeceksiniz, efendim uyuyacaksınız. İşte bu derece derece tabii hepsi emanet. Peki bu emanetin geniş manası biraz bizim kendi hayal gücümüzün genişliğinden kaynaklanan bir genişletme mi acaba? Yani biz mi biraz böyle hayalimiz geniş olduğundan emaneti basit manasından çıkartıp da böyle kocaman bir efendim hayat boyu insanın omuzlarını çatırdatan büyük bir sorumluluk duygusu haline getiriyoruz. Biz mi getiriyoruz? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim
inna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibal fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kâne zalûmen cehûlâ sadakallahu lazim. Ne kadar mühim bir ayet-i kerime. İşte Allah burada emaneti en geniş manasıyla bize bildiriyor. O din, o sorumluluk, o ahkam-ı ilahi, o insanın aklı olması dolayısıyla, insan olması dolayısıyla, hayat verilip dünyaya gönderilmesi dolayısıyla Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluk. Bu emaneti diyor Allah-u Teala Hazretleri, biz azimuşşan semalara, yere, dağlara sunduk. Alır mısın bu emaneti? Yüklenir misin diye. Fe ebeyne en yahmilna. Yapamam ya Rabbi diye çekindiler, kaçındılar. Ve eşfakne minha. Ve ondan korktular. Şafak attı. Eyvah dediler. Korktular. Muazzam bir korku geldi işlerine. Dağlar, yeryüzü, gökyüzü, semalar kabul edemedi bu emaneti. Ve hamelehel insan. İnsanoğlu kabullendi. Adem Aleyhisselam'a Allah-u Teala Hazretleri teklif eylemiş, emaneti alır mısın? Alayım ya Rabbi, yani sonunda ne var? Emanete riayet edersen cennete girmek var, emaneti koruyamazsan, riayet edemezsen, emanete hıyanet durumu olursa o zaman da cehenneme düşersin. Cennet varsa kabul ettim buyurmuş Adem atamız diye de rivayet ediliyor hadis-i şeriflerde. İşte bu büyük sorumluluk. İnsanoğlu bunu yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Çok zalimdir bu insanoğlu. Çok cahildir. Bilse böyle büyük sorumluluğu kabul eder miydi? Ne olacaktı? Kaçınırdı o da. Dağlar gibi, semalar gibi, yeryüzü gibi kaçınırdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, keşke ya Ömer anan seni doğurmasaydı dememiş mi, kendisi için korkmuş. Yani iyi Müslüman olmanın zorluğu ve hayatın yükümlülükleri, sorumlulukları korkutmuş. Keşke, yani iyi yapamazsam cehenneme gireceğime, keşke anam beni doğurmasaydı, dünyaya gelmeseydim. Keşke tarlalarda, efendim arazide ot olsaydım da işte yeşerirdim, kururdum, giderdim gibi sözler söylemiş. Bunlar neyi gösteriyor? Emanetin ne kadar muazzam olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bunun emanetin bu geniş manasıyla açıklandığını, böylece bu ayet-i kerimeden muazzam bir ayet-i kerime bu, görmüş oluyoruz. Demek ki o emanete riayet edeceğiz. Asıl Allah'ın bize yüklediği sorumluluğu taşıyacağız. Allah'a kulluğumuzu güzel yapacağız. İşin aslı bu. Ama en basit manası, arkadaşımızın bize verdiği eşyayı istediği zaman geri vermek. Evet. İkincisi de astaku izâ haddestun. Tabii birincisi hayat boyu sürecek bir faaliyet. Allah-u Teala Hazretleri bize zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde yardımcı olsun. Kolay bir şey değil. İkincisi, konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. İşte bu da son derece önemli bir husus. Efendim yaparız bunu, kolay. Kolay değil. Bu kolaylıkla yapılmıyor. Geçen gün arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Bulunduğu yerde diyor, bir arkadaşı anlatıyor, öteki arkadaşları. Efendim birkaç tane yalan söyler. Bir gün bir şey söyler, ertesi gün başka bir şey söyler, daha ertesi gün daha başka bir şey söyler. Olmaz. Yalanla iman bir arada eğlenmez, eğleşmez demişler dedelerimiz. Ne demek? Yalan imanın olduğu yerde yalan olmaz. Yalanın olduğu yerde de iman zedelenir, iman kalmaz. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Allah seni duymuyor mu? Allah seni görmüyor mu? Bu yalanı nasıl söylersin sen Müslüman olarak? Demek ki imanında bir kusur var. Demek ki Allah'ın seni gördüğünü farkında değilsin. Duyduğunun farkında değilsin. Sorumluluğunun farkında değilsin. O zaman ondan söylüyorsun diye insan hayret ediyor. Demek ki insan Müslüman olduğu halde, hatta işte iyi Müslüman olayım, ahlakımı terbiye edeyim, bir vicdan eğitimi, ruh eğitimi geçireyim diye derviş olduğu halde, tasavvufa intisap ettiği halde, demek ki işleri ev ödevlerini yapmıyor. Hani çocuk öğrenci olarak kaydoluyor da efendim okula, ama sene sonunda karnesi zayıf dolu sınıfa kalıyor. Neden? Verilen ödevleri yapmadı, derslerine çalışmadı, hocalarının efendim verdiği eğitimi almadı. Ondan elbette sınıfta kalıyor. Geçemiyor. Geçirsek adaletsizlik olur, toplum yıkılır. Çalışan geçecek, çalışmayan cezasını çekecek.
İşte onu yapamıyor demek ki. Müslümanlığı yapamıyor bazı insan. Tasavvufu yapamıyor. Dervişliği, erenler, evliyalar yolunda yürüyüşü yapamıyor. Allah korusun. Allah yardımcımız olsun. Yani kolay değil. Doğru sözlü olmak. Dost doğru sözlü olmak. Sen dost doğru olmaya söz verirsen seni dost doğru olmak dürüst insan olmaya götürür, iyi şeyler yapmaya götürür, iyi şeyler yapmak da cennete götürür. Bunu daha önceki konuşmalarımızda, hadis-i şeriflerde geçmişte açıklamıştık sanıyorum. Efendim, doğru sözlü olmaya da çok dikkat edeceğiz. Bunun mühim bir prensip olduğunu yazacağız aklımıza, hatırımızdan hiç çıkartmayacağız. Yok, ben yalan söylememeliyim, daima doğruyu söylemeliyim diyeceğiz. Sözümüzün doğru olmasına gayret edeceğiz. Efendim işte, söyledim öyle ama şaka yaptım. Ha, yalanla şaka olmaz. Yalandan üretilmiş, yalan üzerine kurulan şaka olmaz. O şaka değil, efendim yalandır işte. Öyle olmaması lazım. Doğru olması lazım yaptığı şeyin. İşte Nisan'da şakası yaptım. Öyle şey de olmaz. O bizim kendi örfümüzde, adetimizde olan bir şey değil. Biz her şeyi doğruluk esasına kurmuş bir ümmetiz. Bizim kendimize göre örfümüz, adetimiz var. Yalanı adet etmeyiz. Yalanı topluma efendim biz bir efendim bir gün yalan söylemeyi egzersiz yaptırmayız. Nisan 1'de herkes yalan söyleyebilir. Milleti yalana alıştırıyorsun. Çocuk hikayelerinde efendim falanca hayvan filanca hayvana şöyle yapıyor da böyle yapıyor da aldatıyor bilmem ne. Sen aldatmayı öğretiyorsun. Yani o hayvan hikayelerinde vesairelerde ahlaksızlık efendim bilmem sahtekarlık vesaire. Onları mı öğretmek lazım? Dürüstlüğü öğretmek lazım. Dürüstlüğü öğretmek lazım. Bunun zıttı bak şudur. Dürüst olursan hem dünyada hem ahirette yükselirsin. Yüce bir insan olursun. Mutlu bir insan olursun. Toplumda fayda görür. Bu kötü şeyleri yaparsan da alçalırsın. Toplumda senden zarar görür dememiz lazım. Bu doğru sözlülüğe efendim her yerde riayet etmemiz lazım. Efendim ben politikacıyım. Efendim demiş birisi bize söz vermişti. Efendim sonra demişler ki hani söz vermiştin bize bir yer ayıracaktın. Efendim biz de orada bir hayır yapacaktık, ağaç dikecektik filan. Demiş yani ben politikacıyım. Yani politikacısın. Yalan söylemek caiz mi politikada? Verdiği sözde politikacı da olsa insanın durması lazım. Evet, bu zor bir şey demek ki. Bir de toplumumuzda bazı şeylerde adet olmuş. Bir de adet olsun diye de efendim günler konulmuş. Yalan söyleme günü. Nisan 1 yalan söyleme günü. Böyle saçma şey mi olur yani? Hani anneler günü tamam. Annelere saygıyı hatırlatıyorsun. Orman günü, orman haftası tamam. Herkes ağaç dikmeyi öğrensin. Bir de Nisan 1 yalan söyleme günü. Hadi bakayım yalan söylemeye alışın, şakacıktan yaparak başlarsınız, ondan sonra da profesyonel yalancı olursunuz, adım adım yükselirsiniz, her şeyi, herkesi aldatırsınız. Böyle şey mi olur? Yani bazı şeyleri olmaz diye karşısına çıkabilmeliyiz. Üçüncü, yani doğru sözlü olmak da ikincisiydi. Emanete riayet etmek, isteyince geriye vermek, emanetin hakkını efendim yapmak, hakkını eda etmek, tamam. Konuştuğu zaman doğruyu konuşmak. Peki doğru konuştuğu zaman doğruyu konuşmazsa bir insan ne olur? Münafıklık alametidir o. Yani iyi Müslüman olmaz. Üçüncüsü ve ahsinun civare men caverekum. Sizin etrafınızda yaşayan çevrenizdekilerin hukukuna riayet edin. Onlarla efendim bir arada bulunuşun, hakkını verin, güzel davranın, komşuluğu güzel yapın. Bu tabii ev komşuluğunda hatırlatıyor bize. Tamam. Evimizin etrafındaki komşularımıza İyi komşuluk yapalım. Tamam. Ne yapacağız? İşte bazen aşure günü oldu mu aşure kaynatırız. Bir tabak da ona göndeririz. Efendim bilmem işte arada ziyaretine gideriz. Hayır. Daha samimi olması lazım. Ahsini güzel yapın diyor. Yani yapın da nasıl olursa olsun demiyor. Yapılan şeyin güzel olmasını emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani komşuluğunuzla komşuluk yapın demiyor. Komşuluğunuzu güzel yapın diyor. Yani teli olmasını, yüksek seviyeli olmasını, mükemmel olmasını emrediyor. Bu çok önemli. Çünkü İslam'da toplum önemli. Toplumun fertlerinin birbirini sevmesi önemli. İnsanlar arasındaki münasebetlerin sıcak, sevgiye dayalı, candan,
böyle bir tarzda olması önemli. Bunu İslam sağlamak için çok emirler vermiş bizlere. Biz komşularımızla iyi münasebetlerimizi sürdüreceğiz ve bunu mükemmel bir tarzda, en iyi tarzda ortaya koymaya çalışacağız. Tabii bu kapı komşumuz da olur. Evimizin, dairemizin efendim yakınında bize bitişik olan, karşımızda olan insanlar demek de olabilir. Bize herhangi bir yerde, herhangi bir iş yerinde veya bir topluluk faaliyetinde yanımıza gelmiş insanlar da olur. Yani bizimle münasebeti olan her insan, bizim yanımıza gelen, bir müddet bulunan her insanla münasebetlerimizi güzel yapmalıyız. Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Hazretleri emrediyor ki وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِسْتَجَارَكَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ Müşriklerden birisi senin yanına, civarına, komşuluğuna gelip seni böyle görmek isterse, nasıl bir insanmış bakalım, peygamber diyorlar, bir göreyim, bir inceleyeyim durumu diye böyle yanına gelmek isterse, yanına kabul et ve konuş, anlat İslam'a. Ondan sonra da güvenle, emniyetle, kendisine bir zarar gelmeden kendi beldesine gitmesine de yardımcı ol, emniyet içinde. Yani yolda bir hücuma falan uğramamasında sağla diye emrediyor. Neden? Müslüman yanına gelene İslam'ı anlatacak, İslam'ın güzelliğini haliyle, sözüyle, ahlakıyla gösterecek, adam sevecek. Ha, İslam hak dinmiş, demek ki akide bakımından doğruymuş, hay Allah, ben müşrikmişim, yanlış şeylere tapıyormuşum diyecek müşrik, vazgeçecek, İslam'ın güzelliğini anlayacak, ya bu güzel bir dinmiş, İslam'a girecek, ahlakını görecek, bu güzel bir ahlakmış, ben de efendim Müslüman olayım diyecek, bu önemli. Bizim de etrafımızdaki insanlarda iyi tesirler bırakmamız gerektiğini, bunun bir görevimiz olduğunu, görevlerimizden bir görev olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Yani adam bize bakacak, bizden Müslümanlık hakkında hüküm çıkartacak. Ha, Müslümanlar işte böyle yaşıyor. Müslümanlık nedir? Et-tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Bir kere Müslüman tertemiz bir insandır. Oo, çok güzel. Müslümanlık nedir? Dürüstlüktür, sadakattir, doğru sözlülük, doğru özlüktür. Oo, İslam çok güzel. Müslümanlık nedir? Sevgi dinidir. Ah, ne kadar güzel. Birbirleriyle ne kadar güzel içtimai münasebetleri var Müslümanların. Hay Allah, bizim toplumlarımızda böyle şey yok. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor diyecek. Bir gayrimüslim, müşrik, efendim neyse, kafir, İslam'ı sevecek. Bütün bunlar şeyle olur. Bir arada oluşlu olur. Onun için biz etrafımızda bizimle bir arada olan herhangi bir sebeple, herhangi bir vesileyle içine girdiğimiz bir toplulukta veya bizim etrafımıza gelmiş olan insanlarda İslam hakkında müsbet intibalar, izlenimler meydana gelsin diye özen göstermeliyiz. Temiz olmalıyız, titiz olmalıyız, dikkatli olmalıyız, sözümüze dikkat etmeliyiz, kimseyi kırmamalıyız, centilmen, nazik, kibar olmalıyız. Hatır nuvaz olmalıyız. Eski tabirleri de kullanayım, biraz batılıları kullandığımız gibi batı kelimelerini. Onlar da öğrensinler. Efendim, hatıra gönüle riayet eden, efendim karşımızdakinin gönlünü alıcı, gönül yapıcı insanlar olmalıyız ki adam sevsin. Aha, İslam çok güzelmiş desin. Ve efendim İslam'a koşarak gelsin, atılarak gelsin. İslam'ın kucağına, bir efendim çocuğun annesinin kucağına atılır gibi böyle isteyerek, aşk ile, şevk ile gelmesini böylece biz sağlamalıyız. Sağlamakta rol almalıyız. Bizim sözümüz, davranışımız, işimiz güzel olmalı. Efendim, ah çok dürüst insan, ah çok tatlı bir insan, ah çok efendim kibar bir insan, ah çok gönül yapıcı bir insan, çok fedakar bir insan, çok cömert bir insan, ah onun gibisini görmedim, ne kadar bir insan dedirtmeliyiz. Ve böylece İslam kazanmalı. İslam'a teveccüh artmalı, İslam'a giriş artmalı. Bizim vesilemizle birisinin İslam'a girmesi çok önemli. Bizden nefret ederek de birisinin İslam'dan kaçması çok büyük bir vebal. Adam İslam'a yaklaşmışken İslam'dan kaçıyor.
Müslüman olanlardan birisi öyle demiş. İyi ki demiş, Müslümanları tanımadan önce Kur'an'ı okuyarak, İslam'ı inceleyerek Müslüman oldum. Yoksa önce Müslümanları tanımış olsaydım, hadi canım derdim, Müslüman olmaktan vazgeçebilirdim. İyi ki önce İslam'ın kendisini anlamışım da, İslam'ın ne olduğunu, İslam'ı beğenmişim. Sonra Müslümanların kusurlu olduğunu oradan çıkartabiliyorum da, İslam'a karşı duygularım zedelenmiyor demiş. Müslüman olmuş olan bir batılı. Bu çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim. O halde bir hadis-i şerifle sohbetimiz tamam oldu ama çok güzel bir hadis-i şerif. Bir de özetleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize güzel bir teşvik hitabıyla başlıyor. Eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, istiyoruz. Allah, alemlerin Rabbi Allah-u Teala bizi sevsin ve onun Resulü Muhammed'i, Mustafa'sı bizi sevsin. Allah benim has kulum desin, sevgili kulum desin, Resulullah da benim has ümmetim desin, rüyamıza teşrif buyursun, bizi efendim ihya eylesin, isteriz. Ne yapmamız lazım? Üç şey söylüyor Efendimiz. Size bir şey emanet olunduğu zaman emanete riayet edin, emanetin hakkını verin, emaneti sahibine verin. Emanetle ilgili bir tavsiyesi var. Bu dürüstlüğün simgesi, sorumluluğun alameti. Yani Müslüman sorumlu bir insandır. Vazifelerini bilir, onları yapar. Ve hakka, hukuka riayet eder demek bu. Arkasından adaletli olmak şeyi görmüyor. Yani ufukta adaletli olmak, herkesin hakkını vermek, haksızlık yapmamak ana prensibi görünüyor. İkincisi, konuştuğumuz zaman doğruyu konuşmayı tavsiye ediyor. Konuşunca doğru konuşun diyor. Bu da çok önemli. Şaka bile olsa yanlış, yalan kullanmayalım. Dost doğru insanlar olalım, ciddi olalım. Ya hayır söyleyelim, doğruyu söyleyelim ya da susalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bir de bizim civarımıza gelen, bizim komşuluğumuza gelen, bizim çevremize yaklaşan bir kimseye iyi davranalım ki efendim komşuluk bakımından, arkadaşlık bakımından, iş münasebetleri bakımından, kültürel münasebetler bakımından, beşeri münasebetler efendim bakımından bizimle bir teması olan insan, ayrı bir alemle karşılaştım, ayrı bir dünya bu Müslümanların dünyası, ne kadar güzelmiş meğerse, benim ilk İslam hakkındaki yalan yanlış bilgilerim ne kadar yanlışmış desin, İslam'ı sevsin, bizi sevsin, kardeşlerimizin arasına katılsın, biz de halka halka cihanda genişleyelim. Çünkü bizim vazifemiz İslam'ı cihana yaymak. Bütün insanlara tebliğ etmek, bütün insanların Allah'ın iyi kulu olmasını sağlamak, bütün insanların cennete girmesine gayret etmek. Ne kadar ulvi bir gaye. Yani biz istiyoruz ki bütün insanlar cennete girsin. O zaman acaba cennet kalabalık olmaz mı? Hayır. Cennette bütün insanlar için yer var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki her insanın cennette ve cehennemde yeri hazırdır. Öyle izdiham, bahis konusu değil. Ben acaba o da girerse sıkışır mıyım diye, benim yerimden biraz azalma olur mu diye bir şey bahis konusu değil. Herkese yer var cennette, cehennemde de. Allah korusun. Yani bir insan hayatını güzel geçirirse cennetteki yerine gider, cehennemdeki yerinden kurtulur. Kötü geçirirse cehenneme düşer, cennetteki yeri de efendim başkalarına katılır. Ama herkesin yeri var. Allah-u Teala Hazretlerinden biz tabii kendimiz rızasını istiyoruz, cennetini, cemalini istiyoruz. Bir de beşer olarak dünya hayatındaki ideali çalışmalarının gayesi olarak bütün insanların cennetlik olmasını istemekten daha asil, daha güzel hangi duygu olabilir? Herkes mutlu olsun, herkes cennetlik olsun diye istiyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz, kutuplara gidiyoruz, Sibirya'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz, Güney Amerika'ya gidiyoruz, Avustralya'ya gidiyoruz, dünyanın her yerine gidiyoruz. Allah'ın dinini bilsinler, Allah'ın yoluna gelsinler, cennet yoluna devam ederek cennete vasıl olsunlar, Allah'ın ikramına ersinler. Ne güzel bir duygu. Efendim bizim bu çalışmalarda var gücümüzle çalışmamız lazım. Katkıda bulunmamız lazım. Biz sizin şu radyonuzda böyle bir amaçla kurulmuş bir radyo. Elhamdülillah şimdi seviniyoruz, mutluyuz. Efendim kardeşlerimizden Allah razı olsun. Sizlerden de razı olsun ki şimdi bizim sesimizi Almanya'dan Asya'ya, Orta Asya'ya, Kafkasya'ya kadar
her yerden aletini ayarlayabilen dinleyebilir. Hadis-i şerif okuyoruz. Hadis-i şerif izah ediyoruz. Ne kadar güzel kültürel programlarımız var. Onları dinlettiriyoruz. Güzel bir Türkçe, ahlaki yüksek bir seviye, efendim, zengin bir kültür hazinesi, bir şey, efendim, hazinenin kapısı, muazzam bir hazinenin kapısı, semalara açılmış, yeryüzüne efendim mücevherat saçılıyor. Ne kadar güzel. Allah hayırlara bizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Tabii Recep'in son efendim şeylerine yaklaşıyoruz. Efendim mübarek Recep ayı, işte güzel günler çabuk geçiyor. Geldi geçti. Önümüzde salıyı çarşambaya bağlayan akşam Miraç kandili. Recep'in 26'sını 27'sine bağlayan kandil gecemiz. İnşallah Allah sağlık afiyet verirse size kandil gününde de efendim Miraç kandilimizle ilgili hitap etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi iki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eyleyip sevdiklerinizle beraber.